özellikle bariz bir şekilde koyultmuş mu görelim İlayda'cığım? Bilemiyorum ama Semra teyze böyle gidip benimki bir tık daha açık diye bana 3 verdiğinden eminim. Adım gibi eminim. İyi olmuş. Gayet incecik. Sana 5 verecekti. Sana mı 5 verecekti? Pardon da senin annen gelip burada 5-1-1 yaparken ne diyoruz biz? İnşallah anneme de yanlış denk gelir. Bak diyorum ki inşallah 1 versin. Benim Gülcan teyzenin puanı umurumda bile değil. Ayşe! Gelinler, kayınvalidelerinizi alın gelin. Şimdi başvurun, 7 gün içinde sizi arayalım. Ben başvurdum. Vallahi beni 6 günde aradılar. Bileziklere gümbür gümbür gidiyorum. Ayşe! İnanmıyorum Onur Bey. 6. çeyrek. Kızlar, ben başvurdum. 3 gün içinde aradılar. 25.000 lira topladım bile. Hala da buradayım. İlayda! Başvuru için kanalday.com.tr, WhatsApp hattı için 539-570-3707. Şimdi efendim sırada yeni kayınvalidemiz Seher Hanım var. Buyurun efendim, alabiliriz sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Niye oraya gidiyorsunuz? Oradan mı yiyeceksiniz yemekleri? Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Heyecan var. Evet. Çok mu? Çok işte. Hadi bulalım gelini. Bulalım. Hadi bulalım. Bulalım. İlk tabakla başlayalım efendim. Evet. Buyurun. Damıtlar çok olmuş. Neyi olmuş? Damıtlar. Sarımsağı. Evet. Şey nasıl? Kıyması da pişmemiş. Ne pişmemiş? Kıyması. Kıyması pişmemiş. Evet. Hamuru nasıl? Hamuru güzel. Hamuru güzel. Evet. Peki. Soslara çok takılmayın. Önemli olan değerlendireceğiniz tek şey mantı olsun. Kıyması. Hamuru güzel kızarmış, kıyması pişmemiş. Pişmemiş. Peki efendim. İkinci tabakla devam edelim. Haydi buyurun. Kıyması pişmiş. Pişmiş mi? Evet. Hamuru nasıl? Hamuru pişmemiş, içi biraz. İçi pişmemiş. Evet, hamuru biraz pişmemiş. Pişmemiş. Peki. O zaman devam edelim 3. tabakla. Haydi buyurun. Bunun tadı nasıl? Güzel. Güzel. Evet. Beğendiniz mi? Beğendim. Pişmiş mi hepsi? Evet. Peki. Son tabakla devam edelim. Bu da güzel olmuş. Güzel, beğendiniz. Beğendim. Haydi o zaman puanlamaya geçelim. Şimdi Seher Hanım. Evet. 1 ve 5 vermek zorundayız, biliyorsunuz. Evet. Hangi tabağa 1, hangi tabağa 5 vereceksiniz? Tabii ki amaç gelininizi bulmak. Evet. Biri buna vereyim. 2 numaralı tabak, 1 puan. Evet. 3. 1 numaralı tabak, 3 puan. 5. 4 numaralı tabak 5 puan. 4. 3. tabakta 4 puan. O zaman 1. tabağın önünü alayım. Şimdi efendim 1 numaralı tabağa Seher Hanım 3 puan verdi. Bakalım 3 puan hangi geline gidiyor? Üç puanın sahibi olan gelin kaldırdık. İlayda. İlayda 3 puanın sahibi. Bu ne ya? Benim kaderim 3 mü? Bugün 3, gerçekten 3-3 gidiyorum. Bu ne Allah aşkına? Herkes beğeniyor, ondan sonra 3 veriyor. Geldik 3. tabağın başına. Maşallah programı ne kadar çok izlediniz belli. Evet. Hemen diyorum ya da 3'ler, 4'leri kaldırıyoruz, sonra 1-5. Hemen geçtiniz yerinize. Evet, öyle diyorum çünkü. Seviyorsunuz. Evet, hiç kaçırmadan. Beni seviyor musunuz? Evet. Çok mu? Çok. Elinize gösterin. Çok. Oy, kurban olurum. Ben de bir de. Ha. Şimdi efendim 3. tabağa Seher Hanım 4 puan verdi. Bakalım 4 puan hangi geline gidiyor? Dört puanın sahibi kaldırdık. Gizem. Gizem 4 puanın sahibi. Şimdi en kritik ana geldi. Evet. Bakalım Seher Hanım gelinini bulabilecek mi efendim? Yoksa 5 puan Aysun'a mı gidiyor? Kaldırdık. Aysun. İşte Aysun, bu ya. 5 puanın sahibi olurken... İşte bu. Gelsin beşler. Beşin gerçek sahibi burada. Maalesef 1 puan Hülya'ya. Sağ ol anne ya. Teşekkür ederim valla. Hülya. Sağ ol. Tam kızartmamışım kızım. Teşekkür ederim. Benim orada taban 1 puanlık değildi. Ama kızım kızarmamış tam. Anne saçmalama ya, onu kızartma gibi... Ama kızım kızarmamış. Tamam, İçinin eti de pişmiş. Mantı nasıl pişmemiş ya? Ben burada pişirdim. Ama pişmemiş de anneciğim. Ama sen suda haşlamış gibi yapmışsın. O renk olmaz yani. Kızartıyorsun. O diyorsun bak kızartma. Biraz daha kızartsaydın gerçekten. Anne, ben senin öbür yani 4 verdiğimi gerçekten bu dedim Hülya. Niye 4 verdin? Anne peki yani... Birlik neyi vardı onu soruyorum. Pişmemiş diye. Anne ben burada pişirdim ya, nasıl anneciğim pişmemişti? Ya? İçi kalmış. Yapamamıştım. Ya. Yapamamıştım. Peki. Benimkine içi çiğ dediniz. Yani tam olarak pişmemiş dediniz. Ama senin gelininkine gelince yani 2. tabak hiç pişmediği halde nasıl olur da içi pişer? Hani kıymasını çiğden koyduk zaten. Evet. Dışı pişip de içinin pişmeme olanağı yok. İlayda pişmemişti annem. Tamam, bana bir ya mantıklı açıklaması ben herkesten önce burada açtım, pişirdim, açtım, koydum. Her şeyi yaptım. Hülya'cığım, yani kalkıp sen sadece hamurunu yoğurmada biraz hızlıydın. Evet, kabul ediyorum. Yani içi de pişmiş, diğerlerine de bakayım. Peki, İlayda, siz bunun içini açmadınız İlayda, bile. İlayda, sen oradayken bir şey sorabilir miyim? Kendi tabağındaki halbuki çok pişmiş gördün mü? Bir saniye, kendi tabağındaki çok pişmiş gördün mü? Görmedim. Ben gayet turuncu yaptım. Benimkine gel. Şu mu seninki? O benim. Ne oldu? Hani tamam, ben yakmıştım. Hani ben çok pişirmiştim. Bir önceki yanmış. Ne oldu demek ki olabiliyormuş, şimdi seninki yanmış. Bu arada kıyması, seninle konuşmuyorum Gizem. Bu arada kıyması pişmiş. Baktım içine de gayet pişmiş gözüküyor. Pişmiş, sizin geliniz tamamen böyle yaymış, daha top yapıyorduk yani top içini. Hülya'cığım sen de orada bastırdın herhalde iyice. Yok, bastırmadım. Niye o zaman seninki? Alırken koyarken belki tavaya şekli bozulmuştur. Bilmiyorum, hani kıymasını böyle yaparsak daha şey olur. İlayda kabarmaya şeyi kalmamış ki. Koyduğuyla almış, koyduğuyla almış. Demek ki Hülya. Ya Semra teyze sen de kendi lezzetini söylüyorsun ama beni yerden yere vurmaya çalışıyorsun. Ben yaptığım tabağın arkasındayım. Herkesten önce ben burada açtım. Hatta herkesten önce ben bitirdim. Benim tabağımda gayet güzel. Bir şey diyeceğim. Bitirme, görünen koy, kılavuz istemez. Evet, tadı da çok güzel. Tadı da çok güzel. Tadını nereden biliyorsun? Yaptığım şeyin arkasındayım. Tadını nereden biliyorum? Boş boş arkasında durmayacaksın. Biliyorum. Bizimkiler tadına baktın mı? Nereden biliyorsun? Biliyorum. Cümleyi değiştir. Nereden pişmemiş? Seninki pişmemiş. Girme araya. Nereden biliyorsunuz? Yaparken çünkü ben onu biliyorum nasıl yaptığımı yemeği. Ben de sana diyorum ki bizimkilerin tadına baktın mı? Yemeği bilirim, ben ona sevgimi kattım yaparak. Anca öyle sevgini katarken buradan da gidersin, bir şey daha söyleyeceğim. Canım, tamam. Gelininki pişmemiş olabilir. Evet. Anne tamam, benim tabağım pişmiş, pişmemiş değil. Ama bak sadece onlar tüyolaşırken daha fazla pişirmek için pişirmişler. Oraya koymuşlar. Sen de tüyolaşsaydın. Olması gereken benim tabağım. Sana 90 saniye verilmiyor mu? Olması gereken benim tabağım. Asla böyle bu şekilde kızartma olmaz. Seninki çiğ kalmış. Olması gereken benim tabağım. Hani son kez. Demek ki hızlı yapmak bir marifet değilmiş tatlı. Olması gereken benim tabağım ama hep siz tüyolaştınız kendi aranızda tüyolaştınız, ona göre puan alıyorsunuz. Sen de tüyolaş. 3 tabak mı tüyolaştı? Üçünün rengi de bir, daha rengi kaynanalar tamam, var göreceğiz. Görelim, daha 2 tanesi tamam, bir vermiş. Daha 2 kaynana daha. Sen 1 verdin, tabağı niye savunuyorsun ki? Seher teyzeciğim sen de 1 verdin. Tamam, sen savunamazsın. Tamam, 1 verdim. Sen de 1 verdin. Verdim. Olmamış. Çünkü sen de beklemiyordun. Yani üçünüz burada birbirinize bakarak aynı şey.